Herkese merhabalar kanalıma, köşeme, misafirime ve kalbime hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfinizde, yerindedir. Yalı çapkını analizi, yorumu yap dediniz dediniz dilinizde tüy bitti bana karşı biliyorum. iki günde oturdum. O kadar fazla Kazım Ağa'ya maruz kaldım ki kafayı yiyeceği bilesin. <laughs> Neyse konuk almaya devam ediyorum. Bugün de yanımda arkadaşımın bana Geçmiş olsun hediyesi. Biraz grip oldum. Evden dışarı çıkmıyorum. Instagram'dan takip edenler bilir. Sesim zaten şu an boru gibi çıkıyor. O yüzden kusura bakmayın. Ama size bu videoyu çekmek istedim. O oluşumla birlikte kendisine isim arıyoruz. Alyoş'um vardı biliyorsunuz. Kırmızı odadaki Alya'nın ismini koymuştuk. Hep beraber ona ve buna da yeni bir isim arıyoruz. Par savcım diyen olmuş. Kazım Ağa diyen olmuş. Ya şu tipe Kazım Ağa denir mi? Allah'ını Bunlar uzunsa abi olur abi. <laughs> Neyse şimdi bu videoda neler anlatacağım size onu söyleyeyim. 14 bölümdür direndiğim daha doğrusu ilk iki bölümünü izleyip tepki koyduğum asla izlemem kadını metallaştıran ve kadını bu kadar aşağıda gösteren dizilere tepki koyuyorum siz de izlemeyin diye veryansın ettiğim daha sonrasında bana tükürdüğümü yalattığınız yalı çapkanının genel olarak benim üzerimde yaratmış olduğu etkileri dizi karakterleriyle ilgili yorumlarımı Gidişatta aklıma takılan ve sonrasında olabilecek olan ihtimalleri ve en çok da Ferit'in psikolojik problemlerini anlatacağım. Şimdi yalı çapkını biliyorum, inanılmaz seviyorsunuz. Vallahi Ferit Korhana ben bile yani doğursam o yaşta çocuğum olacak neredeyse ama ben bile bir yükseldim izlerken biraz ergence tavırları var ama çok cool, çok doğal ve çok samimi bir rol bence kendi hayatındaki kendini yansıtıyor da olabilir. Çok doğal akıyor yani ikisinin seyranla didişmesi benim de yüzümde tebessümler oluşturdu. Lise dönemlerimi hatırladım gerçekten güzeldi o toyluk o, o sevgi o heyecanlar diye. İzlemeye böyle devam ettiriyor. Hem böyle küçük grubun hem de Halis ile Hattuş hanımın, Hattuç hanım mı diyeyim mi? Hattuç'umun arasında geçen diyaloglar gerçekten diziyi ayrı bir sempatik bölüme taşımış artık. Bunlarla ilgili yorumlarımı dinlemek istiyorsanız buyurun videoma eşlik edin. Ama öncesinde kanalıma abone olup beni destekler. Oluşum için bir isim anneliği yapmak, isim abiliği yapmak isterseniz de yorumlara bekliyorum. Hazırsanız o zaman yalı çapkını ile ilgili bütün analizlerim ve Ferit Korhan'ın psikolojik problemleri ile ilgili öngörülerim gelsin. Ben de hastayım hastayım diyorum yemin ediyorum sizden daha enerjiyim anlamadım. Şu kameranın karşısına geçince size karşı konuşunca birden kendimi buluyorum arkadaşlar. Şimdi ben Yalı Çapkın'ındaki ilk başta Antepli ailenin Kazım Ağa'nın kızlara uyguladığı şeyler. Daha sonrasında Ferit'in istemedeki o tavrı ablasının değil de kardeşini seçmesi. Benim gerçekten inanılmaz sinirimi bozmuştu ve ben Türk dizilerinde ilk başta böyle vurguyu kadın üzerinden yapıp reytingi almak, dikkati çekmek için hani camdaki kızın o korsesi iğrenç bir şeydi. Burada da bunlar olduğu için çok sinirleniyorum. Daha sonrasında tepkisel olarak yaklaştım, izlemedim ama siz çok izlediniz, sevdiniz, benim yorumlarımda da merak ettiniz diye oturup izleyeyim dedim. İki günde 10 bölümü izledim. Biraz fazla fazla <laughs> gerçekten o artık yalının içinde yaşıyor gibi hissetsem de benim için önemli olan noktaları ve dizinin evrildiği yerdeki sempatikleşen şeyleri anlatmak istiyorum. Ay Allah ezan başladı ses gelmiyordur inşallah. Ara verelim. Doğduğum güneşiniz tekrar <laughs> arkadaşlar. Ben size kimin ailesi olduğunu, yalı çapkını ile ilgili bana gelen dedikoduları vesaire her şeyi iletmiştim. Onların hepsi iddiadır ama %90 duyduğum kadarıyla tek bir aile işaret ediliyor. Mücevheratla uğraşıyorlar, mücevher işleriyle, kuyumculukla uğraşıyorlar. Antepli bir aile. Hatta bu aile demiş ki, göya bir arkadaşım da çok yakınen tanıyor bu aileyi Antep'ten dolayı. Ee, biz o aile değiliz. Keşke bilseydik güzel Antep'imizin tanıtımı için biz de sponsor olmak isterdik diye. Şimdi artık onların problemi beni ilgilendirmiyor hangi aile olup olmadığını. Gülseren Hanım düşünsün artık yani gerçek bir hikayeden uyarlanmış böyle olaylar oluyor. Biz direkt Ferit'e, Seyran'a ve diğer olaylara bakalım istiyorum. Şu an Ferit'le Seyran günün sonunda hala evliler ve mutlu mesut yaşıyorlar. Ve bir ya da iki tane de çocukları var diye biliyorum. O yüzden dizinin mutlu sonla biteceğini de düşünüyorum. Yüzüme güneş doğdu farkında mısınız? Aydınlatırım sizi Floresan gibi. Ben diziyi izlerken bu arada bölümler arası bu hani kadını aşağılayan tutumlarından sonra en rahatsız olduğum yer Seyra'nın ablasının sarhoş olup Ferit'i öpmesiydi. Midem bulandı. Yani evlerden olarak çok kötü bir şey. Ama insanlar sarhoşken bilinç altında düşündükleri şeyleri gerçekleştirirler. O bölümün o kadar böyle soft ve Seyran'la ablasının arasında hani tövbe edip namaza başlayıp alkolü bıraktıktan sonra hiçbir şekilde konunun açılmaması ben de biraz havada kaldı. Ya da böyle bir şeyin gerçekte olduğunu düşünmüyorum asla. Ratingleri arttırmak için yaptıklarını düşündüm. Şimdi Halis Bey ile Hattuç'un aşkı zaten 40 yıl öncesine dayanıyor. Hattuç onu beklemiş. Halis Bey kavuşamamışlar. Halis e Ayla Bey demeyeyim. Ama gerçekten de aralarındaki enerji, diyaloglar benim çok hoşuma gidiyor. Sadece Halis A'yı sürekli böyle masaya vuran despot bir adam olarak göstermeleri, tek şefkati Ferit'e göstermesi... O eksik olabilir. Yani sonuçta biz robot değiliz ya. Bu kadar da otoriter bir figür olsa bile sürekli adamın tek pasla kahvaltıda ya da akşam yemeğinde masaya ...elini vurup ayar vermek, birilerini azarlamak. Şey dedim içimden yani bu kadar mal varlığım olsun isterdim belki ama böyle bir hayat ister miydin dersen bül bül altın kafese koymuşsundur ve ben özgürlükten yanayım. Yani o kadar güzel gözüken aileler, yalılar, zenginliklerin arka planında nasıl mutsuzluklar olduğunu da görüyoruz. Çok mutlu olanlar da vardır elbette genellemeyelim ama yine de bana yani bu kadar okumuş, etmiş, belli bir mal varlığına gelmiş, hayat görüşü, dünya vizyonu oluşmuş insanların bu kadar höt 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 hala eski gelenek kültürlerine bağlı olarak davranmaları biraz cahilce geliyor. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum. Yalıdaki temizlikçiler, hizmetliler ve görevlilerle ilgili gerçekten eh, midem bulandı tekrar. Yani hangi yalıya girsek yemin ediyorum Dallas herkesin eli birinin cebinin içinde yani hani aile içindeki dallası geçtim. Hizmetçilerin ve görevlilerin arasındaki dallas da inanılmaz fazla. Gördüğünüz gibi çöp adamda da hizmetçi ev sahibine daha doğrusu işte yaşlı adam ayartmaya çalışıyor. Yani dedim ileride bir gün yalım olursa kime güvenip de alacağım görev olarak diye derdime bakın. Gerçekten derdime bakın. Bunları da geçtikten sonra ifakat bana çok antipatik geliyor. Hem arkadan iş çevirdiği için ve yasak aşk yaşadığı için hem de sürekli her konuşmada ifakatla Ferit Korhan'ın ağlama sahneleri bana hiç geçmiyor arkadaşlar. Yani Halis Ağa'nın karşısında ya da herhangi bir sorun olduğunda direkt gözlerinden böyle şıpır şıpır yaş geliyor. Sanki çok fazla böyle mentollü bir şey sürmüşler, vix falan sürmüşler de sürekli su akıyor ama duygu bana geçmiyor gibi geldi. Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Dizinin son iki bölümünden itibaren özellikle 14, doğru 13. bölümde aşk okuşk olup baktım 10 dakika öpüşmeye başladılar. Reytingler uçacak dedim ben bu diziyi bir daha izliyorum. <laughs> Şaka bir yana o nasıl bir öpüşme sahnesiydi. Yani bir terminalde bir havalimanında 5 dakika aralıksız öpüşeceğim ve etrafında insanlar teyit geçecek. Yemin ediyorum yumurta domates atarlar Türkiye'de kafada. Öyle bir öpüşme sahnesi yok. Kocam da olsa toplum içinde ve bu kadar public bir alanda o kadar uzun süre yiyişecek. Tövbe Rabbim yiyişecek. <laughs> Sevgi yapacaksın, aşk okuşka yapacaksın. Ama etrafındaki herkes sana bakmadan geçecek. En son orada bir yabancılar, Araplar falan galiba bakıyordu. O kısım da çok tuhafıma gitti. Ama genel olarak Ferit'le Seyra'nın atışmalarını, Ferit'in tavrını çok beğeniyorum. Yani... Evet biraz hastalıkları, psikolojik problemleri var ama genel olarak kin tutmaması, her şeyi böyle alaycı bir şekilde alması, çocukça o saf temiz duygularla hani hala yönetmeye çalışması bana çok sempatik geldi. Siz de biliyorum çok büyük bir Feris hayranısınız ama Seyra'nın son bölümdeki dik duruşu, Pelin'in de özellikle dik duruşu gerçekten bu tutumları destekleyici senaryoların yazılmaya başlanması beni biraz daha fazla mutlu etti bu dizide. Yusuf da bir an önce gitsin Allah'a sen. Yani Yusuf'u ne hükmü var orada. Ortalığı karıştırıyor. Bana çok itici geliyor Yusuf. Yani tamam Pelo hani bir yerde yine sempatik kız 3 yıl boyunca çekmiş, etmiş aşkından gidemiyor. Çok kötü bir durum. Yani saplantı derecesinde bağımlılık geliştirmiş ama en son artık kaçan kovalanır stratejisiyle birlikte Ferit'in dikkatini nasıl çekeceğini anladı ya da tamamen vazgeçti o kısmını bilmiyorum ama çok güzel sağlam bir duruş gösterdi. En son sahnede öpüştükten sonra barışacaklarını düşündük. Ama gel gör ki son sahnede Ferit'in kurmuş olduğu cümlelerle hepiniz yemin ediyorum sinir krizi geçirmişsiniz. Yorumlara baktım, bana yazdıklarınıza baktım. Ama Seyran kendini çok güzel savundu. Ve Kazım ağa nasıl olucu, ben bilmeyici ama çok yerinde konuşucu <laughs> <laughs> Geldi ben kızımı alırım dedi ve kızın kapısını falan tuttu dedim ne oluyor? Ama Halis Ağa'nın gerçekten tutumu ettiği laflar yutulur gibi değil. Fragmanda da gördük Hattuç gelecek karşısına dikilecek. Artık bundan sonra aşırı koptu ipler ve bir araya gelmeleri için gerçekten de büyük uğraşlar gerekecek. Ferit'in elinden artık karısı değil de oyuncağı alınmış gibi tepkiler vermeye başladı. Panik ataklar geçiriyor şeker krizlerine giriyor, bayılmalar ayılmalar derken hastalıkları nüksedecek ve bu hastalıklar nüksettiği için de belki Seyra'nın gönlünde hala ona karşı duyduğu sempatiden ya da o iyi duygulardan faydalanacak ve Seyra'nın tarafına çekecek ama şimdi Kazım Ağa Halis Ağa Savaşı başlıyor. Çünkü ikisi de tükürdüğünü çok yalamaya müsait bir insan değil. Özellikle Halis Ağa'nın Hattuç'la konuşurken tutumu bile sertken Kazım'ı nasıl affedecek? Bu evlilik nasıl tekrar bir araya gelecek bilmiyorum. Yani bölümler şöyle bu arada. Çok gergin başlıyor sonunda güzel bir şey oluyor. Öpüşmeyle bitiyor ya da işte mutlu bir sonla bitiyor. 14. bölüm çok hoşuma gitti bu arada. Çok güzeldi ama en sonunda tabii ki zirvede ve reytingleri yükseltici bir şekilde bırakmak için onların hepsini birbirleriyle kavramak olsa soktular. Seyran evi terk etti. Ferit arkasından ağlıyorum. <laughs> Nasıl bir ağlama suratı ya? Gerçekten. Çok cool bir çocuksun ama ağlama duygusunu geçirmeyi biraz daha çalışmalısın Ferit ko. Bu arada diziyle ilgili ve Gülgün'le ilgili de konuşmak istiyorum. İdeal bir kayın vardı. Hem bu kadar varlığın içinde, hem bu kadar güç, otorite sahibi ama gelinine, etrafa iyilik ve mantık dışında bir şey yaymıyor. Gülgün hanıma da özellikle buradan saygılarımı iletiyorum. Emre Bey, Emrahut Bey <laughs> ismini unuttum. Ferit'in babası. Sen de o ifakattan çek ellerini artık. Gül gibi kadının var, onun biraz kıymetini bil. Yeter bu doyumsuzluk beyler, yeter. Ha bu arada mesela Ferit'in abi ben iyi isimleri unuttum da. Yani evli barklısı çocuğun olmuyor da yani bu ablaya da bu kadar abinin yazması, evli adamın yazması, gelenin geçene böyle iş atması, kızın da onları böyle hani istemem yan cebime koy demesi yani beni biraz rahatsız etti. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tamam kız hani hep hayatı boyunca sevilmediği için ne oldum da oluyordur, şaşırıyordur da o ilgileri, alakaları. Hoşuna da gider herkesin tabii ki. Ama bence bu dizideki has karakterlerin başında bak Gülgün, Abi, yani Seyran'ı söylemiyorum zaten on numara bir insan. Bu ikisi benim favori karakterlerimdendir. Şimdi gelelim. Ferit'in derdine, Ferit'in psikolojik problemlerine ama Ferit'ten önce Gülseren Hanım'a yani Yalı Çapkın'ın hikayesini, senaryosunu oluşturan Gülseren Hanım'a seansı ilk gidenler kimmiş? Bunlarla ilgili size bilgiler vereceğim hazırsanız. Gülseren Hanım psikiyatri kliniğine ilk tedavi amaçlı, destek amaçlı gelen kişiler röportajında verdiği bilgiye göre Sunay'la seyran oluyor. Biliyorsunuz zaten genelde sağlıklı insanları diğerleri böyle yo oya oya o tetikleye tetikleye şirazesini kaydırır ve ilk başta onları hasta ederler, destek almaya yollarlar. Daha sonrasında Seyran ve Suna tedaviye başladıktan sonra da Ferit'in seansları başlıyor. Gülseren Hanım'la ve Gülseren Hanım'la olan Ferit'le bölümlerde bilmiyorum ileride dizide gösterilir mi seans seans ama camdaki kızda gösterilmediği için çok da böyle seanslarla ilerleneceğini düşünmüyorum. Sadece bu fragmanda şunu fark ettim. Ferit bir hayal görüyor çocukluğunda. Seyran'a benzeyen sarışın bir kız var ve Seyran'la o büyükken oynaşıyorlar. Seyran bir anda kayboluyor. Elinden oyuncağı alınmış. En sevdiği varlık gitmiş ve eksik hisseden bir çocuk gibi istemiyorum oynamıyorum. Meryem yani sınırı yapan ailesinin dikkatini çekmek için hasta olan çocuk psikolojisiyle bile olabilir. Bir psikolojik problemi temelinde o çocukluk döneminde yatıyor. Zaten herkesin biliyorsunuz 0-7 yaşında ana karakteri kişiliği oluşuyor. 12 yaşımıza kadar da hepimizin travmaları oluyor. Benim travmam büyük, seninki küçük diye bir şey yok. Herkesin hissettiği ölçüdedir yaşadığı travmaları. Dolayısıyla Ferit karakterinde bir çocuk içinde o an çocuklukta ilgi duyduğu bir kıza yaşadığı bir travma kızlara kadınlara olan güvenini götürmüş olabilir. Ailesinin sürekli yaramaz haylaz ve ele avuca sığmaz hatta babası da dedi ya bir türlü yüzümü güldürmüyorsun işte büyük abiyle gurur duyuyor ama Ferit'ten sürekli şikayetçi. Kendini yetersiz ve özdeğersiz görmesiyle birlikte narsistik bozukluk, aşağılık kompleksi geliştirmiş olabilir. Zaten Seyran bir yerde özellikle Ferit'in Seyran'a, Pelo'ya yaptığı daha önceki hayatındaki erkekleri sorgulamaları, aşırı aşırı saçma dozda kıskançlıkları, kendini birileriyle kıyaslama... İşte bunların hepsi aslında doyurulamamış özdeğersizlik duygusuyla gelişen travmalardır. Tam olarak hastalığını söyleyemesem de özünde iyi bir kalbi var ama narsistik tepkiler çok fazla gösterdiğini, dengelenebilir ölçüde olduğunu, çok ileri boyutta olmadığını söyleyebilirim. Bu insanlar genel olarak çevresindeki her şeyin en güzelini, en iyisini, en doğrusunu kendisi olduğunu zanneder. Sürekli ben, ben, ben der. Ferit Korhan'ın karısı olacaksın. Ferit Korhan'ın sevgilisi olacaksın. Mükemmel bir hayata sahip olacaksın. Yani kendini başkalarını bir lütuf olarak görürler. Empati duyguları çok yüksek değillerdir. Oyuncağı gibi karşısındakinin duygularıyla oynar, dalga geçer, değer duygusunu kendisinin yarattığı şekilde hissetmesine vesile olurlar mı diyeyim sebep olurlar mı artık olumsuz bir şey olduğu için sebep olurlar. Ferit de bu 10 üzerinden bence 6'larda 7'lerde çünkü her insanın bünyesinde narsistik zaten egosal bir şey var. Ama bunu dengeleyen 10 üzerinden 5 civarında tutan sağlıklı yaşamına devam eder. Maksimum 5-6 olması lazım ama 7'ler, 8'ler, 9'lar, 10'lar artık toplum içinde ya da etrafındaki insanlara rahatsızlık verecek dozda artmaya başladığı için bu insanların tedavi alması önerilir. Tedaviden sonra bu dengelenirse ne mutlu. Aşağılık kompleksinde ise yine narsizmin temelinde oluşan öz yetersizlik ve öz değersizlik duygularının yatması mevcuttur. Şimdi bu çocuklar yani çocukluk döneminde eğer ebeveynlerden yeterli oranda güven duygusunu, değer duygusunu, yeterlilik duygusunu alamazsanız hayatınız boyunca kendinizi aslında bilinç altında özdeğersiz ve yetersiz görürsünüz. Bunun dışa vurumu da kontrol edilemediği ya da psikolojik vakalarda tam tersi yönde kendini çok beğenen, kendiyle gurur duyan, herkesin ona aşık olması, hayranlık duymasını beklenen ve çok aşırı özgüvenli gibi gösterilen karakteristik yapılara bürünür. Ama narsizmin ve aşağılık kompleksin altında aslında yatan şey sevgisizlik ve doyurulamamış değer duygusudur. Burası çok gerçekten dokun aklımı diyeyim, acın aklımı. Çünkü kendini inanılmaz özgüvenli gösteriyorsun ama altında özgüvenin yok. Kendini inanılmaz değerli zannediyorsun ama içinden biliyorsun ki aslında değersizsin. O yüzden aşağılık kompleksi olan insanlar tersi yönde davrandıkları için aşırı kıskanç olabilir. Partnerlerinin diğer erkek arkadaşları varsa onlarla kendilerini sürekli kıyaslayıp rekabet içine alıp onları bayağı tahrikkar bir şekilde dile getirebilirler. Nitekim Peloya da yaptı aynısını. Seyran'a da yapıyor. Eski erkek arkadaşımla yattın mı ettin mi çok yani hadsiz şekilde kendi aşağılık kompleksini başka bir kılıfa döndürüyor. Ama ben özünde Ferit'in iyi bir çocuk, merhametli bir çocuk olduğunu, bunu sadece kendi iç dünyasındaki eksikliklerini kapatmak için bir savunma maskesi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla tedaviyle çok iyi olacaklar. İlk başta Seyran'la Sun'a gidecek Gülseren Hanım'a, daha sonra Ferit seansları dahil olacak. Ve daha sonra birbirlerine sevdiklerine ilgilerini gösterecekler. Pelo'dan ayrılacak Ferit ve bu sefer de aileleri tekrar bir araya getirmek için birlik olmak zorunda kalacaklar. Belki bir torun bunun da anahtarı olacak. Nasıl? Güzel mi hipotezim? Bu bölümde özellikle okumaya vurgu, kadınların dik tutumu, karşılarındaki erkeklere karşı artık boyun eğmemeleri, haklarını ve adaletlerini arama gayretlerini çok beğendim. Umarım senaryonun gidişatı da artık bu uyanan ve ayıkan kadın üzerinden ilerler ve bu tarz aşağılanmalar ya da hakaretlere çok fazla senaryolarda yer verilmezler. Benim genel olarak yolu çapkını ile ilgili yorumlarım böyle arkadaşlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlara fikirlerinizi yazın. Bundan sonraki bölümleri de izleyeceğim. Kızılcık şerbetinin ilk bölümünü izledim. Çok hoşuma gitti sosyolog olarak konusu ama biraz fazla uçlarda tepkiler var. Yani zaten çok hassas konular. İnsanların kıyafetleri, inanışları, ne düşündükleriyle ilgili ayrım yapmaya, bunu tetiklemeye, ötekileştirmeye, berileştirmeye çok müsait bir ortamda gergin bir ortamda olduğumuz için çok çok hassas konular olduğunu düşünüyorum. İlerleyen bölümlerde ne olacak bilmiyorum. Bir bölümünü izledim sadece. Ama bu kadar uçlarda ya bilmiyorum. Ben insan olduğu için seviyorum insanın. Kimin ne giydiği, neye inandığı gerçekten umurumda değil. Önemli olan bana ne hissettirdiği, dünya vizyonu nedir, iyilik mi onun ana motivasyonu benim için budur. Çünkü zaten siz iyilik yapmaksa ana motivasyonunuz cennetin kapısını bir şekilde aralarsınız. Ama cennete gideceğim diye menfaat duygusuyla sevap işleyim çıkarcılıksa bana çok samimi gelmiyor. Benim için kalbi güzel olan herkes benim hem arkadaşımdır hem de yoldaşımdır. O yüzden kızılcık şerbetini yorumlar mıyım bilmiyorum. Çok hassas konular. Ama birkaç bölüm daha izleyeyim bakacağım. Yürek Çıkmazı'nın kitabını oku diyorsunuz. Şu an psikolojik olarak çok güzel bir eğitim alıyorum. Çok fazla kitap okumalarım var. Söz veremiyorum arkadaşlarım ama artık kanalımda daha fazla dizi ve bizi konuşacağız. Yani bilinçaltımızı, teta healingimizi, insan tasarımımızı, aile dizimiyle ilgili farkındalıklar ya da bilinçaltındaki kök inançlarını nasıl düzeltebiliriz bunlarla ilgili bilgilendirici videolar, konuklar alacağım. Çünkü ben biraz daha fazla artık kendimize odaklanıp diziler evet çok eğlenceli, çok güzel izliyoruz ama biraz da bizde ne oluyor? Bunları anlamak, keşfetmeniz için ışık tutmak istiyorum. Nitekim güneş bana yansıyor. Ben ekranlardan size yansıyorum. Umarım Beni özlemişsinizdir. Umarım yorumumu beğenmişsinizdir. Instagram'da ve TikTok'ta Beni takip etmek isteyenleri de bekliyorum. Başımın üzerinde yeriniz var. Oluşuma da isim bekliyorum. Hadi gel biz halaya gidelim. <laughs> halaya derken halay yani. <laughs> Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.